Efendim karalama defterinin bugünkü konuğu Mario Levi. Hoş geldiniz Mario. Hoş bulduk, Levy. merhaba. Aslında edebiyattan değil de önce ben müzikten başlamak Hı -hı. istiyorum konuya. İlk sonu müzik üzerine. Ünlü Fransız şarkısı Jacques Brel, evet. Yalnız Adam üzerine ne düşünüyorsun? O kitap nedir? Nasıl doğdu? Şimdi benim ilk kitabım, eee, Jacques Brel Yalnız Adam 1986 yılında yayınlandı. O günlerde Stüdyo İmgi adında bir dergi vardı. 1984 yılında e, rahmetli Jacques Deleon'un e, tavsiyesiyle başlamıştım orada yazmaya. Adnan Özer vardı e, derginin başında. Orada yazılarım çıktıktan bir süre sonra e, Adnan işte biz duyduk ki sen Jacques Brel üzerine üniversitede bitirme tezini yazmıştın. Acaba bunu bir kitaba dönüştürmek ister misin? dedi. Bu bir teklif de bir kitap teklifiydi. Ve öyle başladı. Benim ilk kitabımdır. İlk kitabımın tabi bazı acemiliklerini de taşımaktadır. Ama çok gönül verdiğim bir kitaptır. Onu söyleyebilirim. Fransız Dili ve Edebiyatı'nda okuduğumda da işte tezimi Jacques Brel üzerine yazmıştım. Keyif aldığım bir kitaptır ama tabii bugün aradan uzun yıllar geçti. Şimdi yazsaydım belki farklı yazardım o kitabı. Ama Jacques Brel'in zaten hayatımda çok önemli bir yeri var, onu söyleyebilirim. Peki bir şey söyleyeyim, Jacques Brel'in hangi parçasını en çok seviyorsun? Şimdi Jacques Brel'in bildiğiniz gibi işte Nöme Kitba şarkısı evet. çok ünlüdür. Çok, çok ünlü. Ee, ama bana sorarsanız benim en çok sevdiğim parçası La chanson des vieux amants yani e, eski aşıkların ya da yaşlı aşıkların şarkısıdır. E, e, onu çok severim. Özel bir yeri vardır o şarkının bende. En çok sevdiğim bir şarkısı odur. O ne söz ediyorsunuz. Belçika'ya Don Quixote'u sahneye koyuyor, Evet, doğru, doğru. Dario Moreno da orada Evet, oynayacak. evet. Evet. Fakat Dario Moreno bir kaza geçiriyor evet. İstanbul'da Yeşilköy Hava Limanı'nda evet. Evet. ve evet. demiyor aramızdan ayrılıyor. Maalesef öyle. Ee, çok e, bir acıklı bir hikayesi vardır onun aslında. İlk kez e, Jacques Prel tabi Belçikalı olduğu için olsa gerek. E, Brüksel'de Don Quixote müzikali e, sahnelendi. Ve e, Sancho Panza rolünde Dario Moreno oynuyordu. Özellikle Jacques Prel istemiş Dario Moreno'yu. E, fakat o işte büyük bir süksesi olmuş o günlerde oyunun, müzikalin. E, fakat plak şirketleri farklıymış. Jacques Bélé'nin plak şirketiyle Dario Moreno'nun. Bir türlü anlaşamamışlar kayıt için. E, daha sonra Paris'e nasıl olsa Paris'e sahnelenecek bir çözüm yolu buluruz demişler. Fakat siz gelin görün ki aynen dediğiniz gibi Atatürk Havalimanı'nda o günlerde Dario Moreno vefat ettiğinde Hiçbir kayıt yok elimizde. Ee, sadece bende böyle yaklaşık 20 saniyelik bir kayıt var. Ee, görüntülü bir kayıt Dario Moreno ve Jacques Brel'den. O da provalar esnasında kaydedilmiş ha. bir şey. Ee, o yüzden çok değerli bir kayıt olarak onu saklıyorum. Şimdi aslında edebiyat nedir? Evet. Edebiyata ne gerek var? Ya da edebiyatın hayatımıza işlevi nedir? Evet. E, çünkü bir konuşmada bak ne demişsin. Hı hı. Günümüzde edebiyatı eskisinden daha çok ihtiyaç evet, duyuyoruz. Evet. Çünkü edebiyat günümüzde sıradanlaşmaya verilen bir cevap. Nasıl evet. bir tehlike sıradanlaşma? Şimdi e, ben şunu gözlemliyorum. E, yılların akışında Bugün dünyaya hakim olan bir e, ortalama görüş var. Yani her alanda. E, siyasette böyle, e, toplumsal e, bazı ilişkilerde böyle, müzikte böyle. E, hatta ve hatta e, yayın dünyasında da böyle. Doğru. E, yani her anlamdaki yayın dünyasında da böyle. Örneğin benim kendimi tanımaya çalıştığım, 1970'li yılların yayın dünyasıyla bugünkü yayın dünyasını karşılaştırdığımda seviyede büyük bir düşüş görüyorum. Ee, Hacı hatta, popüler kültürün hakimiyeti evet, değil mi? Evet, hatta samimiyette de büyük bir düşüş görüyorum. Şimdi bu yüzden edebiyatın ama has edebiyatın e, çok önemli bir yeri olduğu kanaatindeyim. Hatta ben edebiyatı bir direniş alanı olarak görüyorum ne için direniş alanı olarak görüyorum? E, fikirlerin geliştirilmesi açısından ama daha da önemlisi dilin korunması açısından. Yani dile hakim ol, dile sahip çıkmamız açısından. Dilin derinliklerine sahip çıkmamız açısından. O zaman Türkçeye sahip şu da geliyor. Aslında. Senin söylediğin tarzda bir edebiyat olunca dile önem verilmiyor. Evet. Dile önem verilmediği gibi siz de mutlaka bunu gözlemliyorsunuzdur. Mesela şimdi çok satan kitap olmak yani evet. veya çok tırnak içinde söylüyorum meşhur olmak adeta bir değer haline geldi. Çok doğru. Benim için yani bir yazar bir tercih yapabilir ve diyebilir ki ben bu işten çok para kazanmak istiyorum. Bir mahsuru yok. Böyle bir tercih yapabilir. Ama Beni endişelendiren ne biliyor musunuz? Bunun emsal teşkil etmesi. Çok doğru. Mario. Ben en çok bundan e, endişe doğru. ediyorum. Emsal bir teşkil. Etmesi. Eski hukukumuzdan konusan evet. Mecelle'ye ı adliyede bir cümle vardı. Evet. su misal emsal olmazsa. Olamaz. Olmaz yani. olamaz. Su-i misal emsal olamaz. Evet. Kötü örnek olmaz. Ama dediğin gibi şimdi evet. bakıyorsun öyle bir yarış var ki kitabın kapağına adedi basılıyor. Evet. Ve yazarlar da maalesef böyle bir sayının basılmasını o kitabın iyiliği konusunda bir görüş, bir kanıt evet. olarak evet. görüyorlar. Evet. Halbuki hiç böyle bir şey yok. Bunun edebiyatla uzaktan, yakından hiçbir alakası yok. Başka bir değerdir benim gözümde edebiyat ve bunu savunmak için de yazıyorum biraz da. Ama bakın, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, günümüzde bu tanıma girebilecek, yani böyle çok satan, çok meşhur olan işte neyse. Bu tanıma girebilecek çok yazar ve kitap var. Ama ben bir de şuna inanıyorum. Hızla moda olan, hızla devode olur. Şüphesiz. Yıllara dayanamaz. Bakın, 1610 yılında neşredilmiş olan Don Quixote hala okunuyor. Önemli olan o. Çünkü o bir edebiyat işte. O edebiyat. Ünlü Fransız yazar Andrej'in güzel bir sözü vardır. O kitabı beğenmem okuyanı çoktur diyor. Tamam. Yani böyle bir ortak paydada buluşuyorsan biraz değerinden tabii Don Quixote öyle. Klasikler tabii. öyle Ataç. Soy eser derdi klasiklere. Klasikler de devam ediyor. Ama dediğin gibi Doğru. çok haklısın. Zamanımızda Harold Robbins vardı. Başka yazarlar vardı ve onlar popülerdi, çok satıyordu. Barbara Cartland evet, da evet, ama doğru, doğru. artık öyle birileri yok çünkü evet, çok değil. Evet. Aslı yazarlık serüveninden başlayalım diyorum tabii ki Ben yazarlık serüveni başlarken tabii hayatını çakıştıran yerlere dikkat edeceğiz. 12 yaşında karate öğrenmeye başladın, <laughs> parmağın kırılınca da kendi kitap okumaya vermiş. <laughs> evet evet. Şimdi. Yani yeteneğin nerede olduğunu anladın. Evet evet. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, bu şimdi o günlerde tabii bu kadar günüm e, bu olayı yaşamadım. E, ben birazcık böyle çenimsiz bir çocuktum ve dayak yemekten de korkardım. E, kendimi savunmak böyle bu ihtiyacı duydum. Bu yüzden de e, karate kurslarına katıldım. Fakat daha ilk sınavda yani hani beyaz kuşaktan sarı kuşağa geçme sınavında ayak parmağımı kırınca eve kırık ayak parmağıyla döndüğümde babam rahmetli devam edersen ben de senin kafanı kırarım deyince canını e, canını kurtardı. Canını kurtar. O zaman savunmanın ne demek olduğunu anladım. Yani kendini savunmanın ne demek olduğunu anladım. en kalıcı e, ve, en iyisi edebiyatta. Bunu okumakta, önce okumakta hakikaten tabiri caizse deli gibi okumakta. Ardından da e, yazmakta buldum. Zaten insanın kendini yeteneğini kendisinin keşfetmesi lazım. Evet. Samla gelmesi. Çok sevdiğim yazar Alberto Manguel tanıştı. Evet tabii tabi, ben tanıdım. O da kitabında diyor ki 17 yaşında ayakkabı bağlamayı öğrendiğim için yazarlıktan başka bir şey yapamayacağımı anladım diyor. <laughs> ne güzel. Ama 84'te yayınlanıyor ilk yazın. Doğru. 1980 Kafka'nın Dönüşümü üzerine. Evet, evet, evet. İlk yazım e, Kafka'nın Dönüşüm e, romanı veya uzun öyküsü üzerinedir. E, ondan sonra yavaş yavaş arkası geldi. Deli gibi okuyordum diyorsun. Evet. Peki evet. deli gibi okudukların içinde seni etkileyen, seçtiğin yazarlar kimdi? Yani ustalar. Hmm. Türk Edebiyatı'ndan da Batı Edebiyatı'ndan. Tabii, tabii. E, önce şunu söyleyeyim. Dostoyevski. Dostoyevski beni çok etkilemişti. Ee, onun ardından Birce e, Yavur çok etkiledi beni. Ee, daha sonra lise yıllarında farklı okumalarını yaptım. Üniversitede farklı okumalarını yaptım. Albert Camus çok etkiledi. Marcel Proust. Şimdi onu hatırlamam lazım. O da çok etkiledi. Franz Kafka çok etkiledi. Bunlar benim... ...yılların akışında sürekli döndüğüm yazarlar oldu. Ee, Türk Edebiyatı'nda Said Faik'in her zaman çok özel bir yeri oldu hayatımda. Hala da vardır. Ee, ama yani klasiklerimize şöyle bir bakacak olsak... Ee, ...Ahmet Hamdi Tanpınar ile e, Abdülhak Şinasi Hisar'ın çok özel bir yeri var hayatımda. Ee, bir de hem yazdıklarını çok sevdiğim için hem de aynı zamanda benim ilk öykülerimi okuyup beni yüreklendirdiği için Selim İleri'nin de çok çok özel bir yeri var hayatımda. Çok çok önemli Selim, selim İleri'yi. Aslında tabii Abdakşı Nasi Hisar'ı sevmende Tanpınar'ı sevmende ilerideki etkileşim alanında bu yazarlar Var. Var mekanlara bakışlar, tabii, tabii. Mekanlarla insanları bağdaştırmalar o eski gözüküyor. Yani bir anlamda da şöyle söyleyeyim size. Ben bu geleneğin bir parçası olarak görüyorum kendimi. Tabii. Evet. O, evet. Sonra, o, orada sonra, sonra ben de söyleyeyim onaylayacağım bu konuda biraz sonra. Tamam. Efendim tabii şimdi yaratıcı yazarlık diye bir şey var. Evet. Çeşitli kişiler, evet. çeşitli kurumlar bunu yapıyor. Evet. Bak sen ne demişsin çocuklara geldiğini. Biraz şevk kırıcı bir şey galiba Mario. <laughs> Buraya yazar olmanın reçetesi bulmak için geldiyseniz paralarınızı iade edelim. Evet bunu ilk derste söylüyorum. Buradaki derslerde birlikte çalışmalarımızda kendinizi bulmak için çıktığınız yolculukta yardımcı olacağım. Bu yazar atölyeleri için düşüncen ne senin? Yani bir yazar <laughs> atölyesinin yazar çıkıyor mu yani şimdi, gizli kalmış bir anladım, yetenek anladım. canlanmıyor mu Anladım Anladım şimdi bakın birincisi en kolay cevabı vereyim yazar çıkıyor Ben 2002 yılında başladım bu işe Bu da şu demektir yani Demek ki 17 yıldır bu dersleri veriyorum 20'yi aşkın yayınlanmış kitabı olan yazar çıktı benim yazı E, Şimdi bu, bu bunu bir yana koyalım. Fakat şunu da söyleyebilirim. Yani bir insanın kendisini yazar olarak yetiştirmesi için bir yazı atölyesine gelmek gibi bir mecburiyeti yok. Yani kendi kendini de geliştirebilir elbette. Zaten bir yazarın kendini geliştirmesinin bana kalsa iki önemli yolu var, İki önemli kaynak var. Biri yaşamak öteki okumak. Yani bu şekilde kendini geliştirebilir bir yazar. Bizim yazı atölyelerinde yaptığımız ise bir çeşit usta çırak ilişkisi. ben yapılan çalışmaları dinliyor, okuyor ve ona göre değerlendirmeler yapıyorum. Hiç kimseye, hiçbir yazar adayına şunu şöyle yazmalısın demiyorum. Çünkü bu yanlış olur. Ben sadece o yazar adayının kendi yolunu bulmasına yardımcı oluyorum. Yaptığım sadece bu. bir rehberlik. Bir çeşit rehberlik. rehberlik. Dolayısıyla içinde eğer hakikaten bir yazar cevheri varsa o ortaya çıkıyor. Yoksa zaten bir süre sonra vazgeçiyorlar ve bitiyor. Mesela benim böyle 5-6 yıldır çalıştığım yazar arkadaşlarımız var. Artık kitapları da yayınlandı onların fakat yine de devam ediyorlar benimle başka kitaplar yazmak için belki. Ben de böyle bir ortamın içinde olmaktan dolayısıyla çok hoşlandım. Aslında ben başka kaç tane düşünüyorum bu yazar atölyelerini? <laughs> bir kitabı okumak, onu anlamak, evet. Zevk almak, tadına varmak için de bu atölyelerin yararı var şüphesiz. Zaten yani bunu da yazar olmak için Bunu değil. da arada sırada yapıyoruz zaten. Tabii. Kitaplar okuyoruz kitapları değerlendiriyoruz. Herkes kendi fikrini söylüyor. Bazen de o kadar güzel yorumlar yapılıyor ki bir de böyle bakayım diyorum okudum kitabı. Tabii 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 tabii. Yani mutlaka öyle oluyor. Şimdi birçok kitap yayınlandı. Evet. Senin birçok kitabın var. Ama her yazarın bir kitabı var ki hı hı. o eksen kitap oluyor. Evet. Evet. İstanbul bir masaldı. Evet. Evet. Şimdi Şöyle özetleniyor kitap, 1920'li yıllarda başlayıp evet, evet. 60'lı yılların başına bitiyor. Bir Yahudi ailesinin evet. 1920-1980 yıllar arasında İstanbul'da yaşadıkları anlatılıyor. Evet. Burada tabii göçün buraya geleni de var, göçün dışarıya Evet gideni evet. de var. Tabii yani burada bir cümle benim dikkatimi çekti kendi ülkesini arama çabası da var. Doğru, doğru. Mücvenlik hep var, hep var. Ee, şimdi e, bu konuyu tabii saatlerce tartışabiliriz elbette. Önce bir küçük tespitte bulunmak istiyorum. Beni yıllar öncesine götürdünüz çünkü yine bir karalama defteri programında İstanbul bir Masaldı'nın çıktığı günlerde. ...beni davet etme lütfunda bulunmuştunuz. Oh, ee, ve o da uzun uzun o romanı konuşmuştuk hatırlıyorum. Ee, göç olgusu benim için çok büyük bir önem taşıyor. Ee, yani tabii çok uzun yıllar öncesinde bırakıldı... Ee, ...bizim ailemizin İstanbul'a gelişi... ...İspanya'dan... E, ...hangi şehirden geldiğimiz konusunda bile bir bilgim yok. Muhtemelen... E, toledo olarak düşünüyorum ama emin değilim. Sadece bir varsayım bu. E, dolayısıyla göçün ne olduğu bir bilgi olarak sürekli kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Haliyle her türlü göç konusunda e, bir duyarlılık taşımaya başlıyorsunuz. E, dolayısıyla e, İstanbul bu anlamda her İstanbul'u bilen herkesin de bildiği gibi bir göç şehri, göç almış ve göç vermiş bir şehir. E, haliyle bu göç olgusu İstanbul'da çok canlı olduğu için ve İstanbul'un karakteri olduğu için ben kendimi İstanbul'da evimde hissediyorum. Bu göç olgusunu çok canlı olarak yaşadığım için. E, haliyle e, bu da edebiyatın. Galiba en önemli kaynaklarından biri, en azından benim edebiyatım en önemli kaynaklarından biri. Tabi sen edebiyatla birçok bir edebiyatçıda Yaşar Kemal'in de şüphesiz tabii. yani o tabii. Gelme. elbette elbette. Çünkü burada söylüyorsun yani kendi ülkesini arama bu tabii yaşama alışkanlıkların da başka bir toprakta evet. yeniden yaşamak, yeniden kurmak mı bu? Evet hem o hem de aynı zamanda kendi ee, aslında burada iki mana var bence. Birincisi dediğiniz yani bir şehire göç ediyorsunuz, orada kendinize yeni bir yuva, orada kendinize yeni bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Ancak bunu yaparken aynı zamanda iç ülkenizi de keşfetmeye çalışıyorsunuz. İç ülke çok önemli, derinlerinizde yaşadıklarınız. Ee, bu yüzden de e, şöyle söyleyeyim. Önemli olan bir tabir var. Sadece bildiğimiz göçler değil, bir de ruh göçleri vardır. Oruh evet. ee, o ruh göçleri benim için çok önemli. Ve bu yüzden de e, İstanbul'un bu manada e, eşsiz bir e, kaynak, ilham kaynağı olduğunu düşünüyorum. Evet, o açıdan tabii. tabii bir açıdan demin söyledin, Ahmet Tanpınar. Tam evet, evet. Abdülhak Şinasi Hisar. Bunlar da yaşadıkları yeri anlatırken bir kültürel göç diyelim onlarda da var. Tabii. Ee, sizin de gayet iyi bildiğiniz Abülhakşin Asihisar'ın daha üst sıla e, kavramı var. Yani bir yerdesiniz ama başka bir yer daha var. E, ve bu daha üst sıla e, İstanbul'da çok yaşanan bir olgudur. E, hem mekansal hem de zamansal olarak yaşanan bir olgudur. bu anlamda da İstanbul bize müthiş bir kaynak sağlıyor. Ha, ya tabii Yahya Kemal'de bir Elbette, bir var. Şer Kemal'de var. Haşim'de var. Elbette tabii. Yani hepsi bunların göç gelmiş ama İstanbul. Peki İstanbul bunların ayrı yaşanmasına müsaade ediyor. Yani hem yeni bir yaşam biçimi veriyor hem de eski yaşam biçimini zihinlerde, hafızada bırakıyor mu? eee bırakıyor ama şöyle bir şey bir durum da var. E, bu bu bırakılan yani bu tortu içinizde kalan tortu e, her zaman size mutluluk vermiyor. Doğru. Bir yandan yaşadım diyorsunuz ama öte yandan işin içinde bir de yas var. Yani bir kayıp var. Doğru. E, haliyle e, bu kayıp da çok mutluluk veren bir durum değil. Hep şu sözü hatırlarım ben de. Yahi gurbet olur vatan, evet. yahi vatan gurbetlenir. Hep öyledir göçmenin. Tabii, öyle bir tabii. yanı var geçmiş tabii, tabii, Efendim şimdi diyorsun ki İslam masaldı da tabi okunmuyor ediliyor hepsi konuşmuşuz. İsteyen başta çok itaplar var. Ben evet. çok ilgilenirim. Yani bir tür kim için yazıldı, ne için yazıldı, evet, yazdıran evet. Ilmi. İsteyen bildiklerini yeniden görmek için kitabın başındaki Sığırcıklar bölümünü okumakla yetinebilir. Evet. Başkalarını anlamak için bu çaba da yeterli diyorsun. Şimdi efendim e, burada beni yine e, geçmişe götürdünüz. E, bu İstanbul Bir Masaldır romanının gerek yazılması konusunda gerekseli yazıldıktan sonraki aşamada e, bana bana çok cesaret veren, beni yüreklendiren bir ustam oldu. O da Atil İlhan'dı. E, ve Atil İlhan e, romanı okuduktan sonra bana şunu söylemişti. E, belli ki demişti, bu romana çok büyük bir emek vermişsin çocuğum. Biliyorsunuz sevdiklerine çocuğum derdi biz yaştakilere. E, çocuğum ee, ancak bizim halkımız sabırsız. Haliyle e, böyle bir bu hacimde bir romanın ne kadar hakkı verilecek e, emin değilim. Ama sen bildiğin doğru yoldan asla vazgeçme demişti. E, bu sebeple o romana işte o başlangıçta böyle bir ironi yapıyorum, bir özet gibi bir evet. bölüm veriyorum isteyen bunu okusun. Sanki sun... bu, bu özünden evet. sonra okuyun evet. Belki de bu özünü anladıktan sonra daha iyi anlarsınız, Belki daha iyi evet, olurlar. Evet, diye. ayrıntıları siz okuyun Evet diyorum. Ee, bu bir ironi ama aynı zamanda da bir tepki elbette. Fakat e, biz böyle yaşayacağız ve ustanın dediği gibi, Atihan'ın dediği gibi... E, ...yani doğru bildiğim yoldan hiçbir zaman şaşmadım. Yok. Hep inandıklarımı yazdım ve... Çok da durumdan şikayetçi değilim doğrusunu söylemek için. İstanbul ki. üzerinde birçok yerde senden konu Buket Uzuner'le, Be Berdik Frankfurt'ta konuştuk. Tabii, Mayfer, konuştuk. tabii. Ayfer Tunç'la, yani Şükür İstanbul'u konuştuk. İstanbul'un önce daima çağrılan da sensin. İstanbul simgelerinden birisin yazar olarak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi gelelim artık yavaş yavaş son sorumuza diyelim. Tamam. İstanbul yazdın, şimdi semtleri yazıyorsun. Evet, evet bir Cuma rüzgarını evet. Kadıköy ile başladığın evet, evet bu bir dizi olacak diyorsun. evet, evet. Yedi kitaplık bir dizi gördüklerimiz göremediklerimiz evet, genel baş evet evet ee, bu e, artık başlangıçta e, bir oyun gibiydi neredeyse gazete Kadıköy'de yazmış olduğum yazılarımdan yola çıktım bu e, öyküleri oluştururken e, evet İstanbul'un yedi farklı semtinde yedi ayrı günde geçecek. Hangi bunlar. semtler? Bunu Şimdi memnuniyetle hemen söylüyorum. Kadıköy' ile başladım. Çünkü kendimi daha çok bir Kadıköylü olarak tanımlıyorum. Biraz iltimas geçtim Kadıköy'e. Onu takiben tahminen Ekim ayında ikincisi yayınlanacak. O da çocukluk mahallem Şişli, Teşvikiye, Kurtuluş, Feriköy, o çevreler. Üçüncüsü Eminönü olacak. Böyle artık eski İstanbul'a doğru yola çıkacağız. Dördüncüsü Beyoğlu olacak. Beşincisi Suriçi olacak. Evet. Altı, Çünkü altı e, adalar olacak. Ve yedincisi İstanbul'un e, boğazı ama Anadolu yakasındaki boğazı olacak. Ha. Çünkü orada hem orayla bir takım duygusal bağlarım var hem de edebiyatımızda çok derin izler bırakan yerler olduğunu biliyorum. Kandili'nin, Kanlıcan'ın, Çengelköy'ün. Aslında onları yazarken tabi edebiyatta da başvuruyorsun herhalde. Tabi tabi. Burayı yazanlara da bir göz atıyorsun. Elbette. Tabii, elbette göz tabii. atıyorum. O da tamamlıyor seni. Daha derinleştirmek için metni tabii ki göz atıyorum. Efendim bugün konuğumuz Karlama Defteri'nde Mario Levy ydi. Mario çok teşekkür ederiz. Ben Sağ teşekkür ederim efendim. Için. Sağ olun.